Seviye Tuna Tüner. Buyursunlar. Hep güzel ilişkilerden konuşuyoruz. Hmm. E, i̇lişkilerde e, birlikte yükselmeyi, sağlıklı, kaliteli ilişkiler vesaire konuşuyoruz. Herkesin de ideali bu aslında. Evet. E, ama benim etrafımda gözlemlediğim... E, mesela hani çok satan fikirler vardır ya... Hmm. bu işte diziler, miziler falan hep böyle maço maço erkekler var. <laughs> ya bu kadınlar niye maço erkeklerden hoşlanıyorlar... Bak şimdi bacım. Bacımızsın, bağrımıza bastık. Kadın kısmısı bu kadar soru sormaz. <laughs> Neyse bir an gerilmiştim ama. <laughs> ya çok fena. Yani baktığın zaman e, akademisyen kadın tanıyorum ya. Böyle hani bildiğin maço erkek seven, isteyen. Şimdi macho erkek dediğin şey tabi biraz kaba da bir şey aşağı yukarı kabaca bir şeyden söz ediyorsun anladığım kadarıyla. Ya da hayatı böyle çok erilden çeken. Evet yaklaşık böyle bir şeyden bahsediyorum. Yani bunların bir duruşu var bunların işte beyaz renk alman arabaları olur genelde. işte paçaları şeydir falan çeşitli aksesuarları vardır işte yüzükler tesbih falan. Bu herhalde bir şey ifade ediyor. Bu herhalde biraz gücü, biraz kudreti, biraz aslında tırnak içinde söylüyorum adamlığı. Adamlık neyi temsil ediyor? İşte bir sağlam duruşu, bir yaşamda bir duruş olmasını. İşte erkeğe o sükuneti yakıştırıyorlar falan ama bunların hepsi biraz evvel de yaptığım gibi. Yani aslında roller. Yani hakiki değiller. Bunu tercih eden ya da bunu arayan kadınlara baktığımızda hani öyle çok mürekkep yalamaya gerek yok belli ki işte alternatif baba arıyorlar o bu kadar net miydi? o kadar net yani ya babaları gibi güçlü birini arıyorlar yani ona alıştıkları bunu bildikleri için buradan devam etmek istiyorlar ya da hayatlarında aslında hani böyle özü sözü bir bir erkek istiyorlar şimdi bir kadının özü sözü bir erkek istemesinde bir sorun yok bir kadının biraz daha tırnak içinde söylüyorum bilge bir erkek istemesinde istemesine yok. Hatta bana göre kadınların bir numaralı olarak erkekteki bilgeliğe bakmaları gerekir ya. Onu bir yere koyalım. Ama burada başka bir şeyden söz ediyoruz. Hani anlatabiliyor muyum? Ve bu adamlar verdikleri sözlerde ne kadar duruyorlar? Yani şimdi çok ahlaklı. ...erkeklerimizi biliyoruz... ...televizyonlardan, magazin basınından... ...işte onlar... ...çok da evlilikler yapıyorlar... ...çok drift ilişkiler yapıyorlar... ...mevcut bir ilişki bitmeden başka bir ilişki başlanıyor... ...o ilişki bitmeden... ...başka bir ilişki başlanıyor bırak... ...yeni ilişkiden çocuklar oluyor falan yani... ...ama sorduğun zaman hepsi böyle... ...mangalda kül bırakmayan... ...arkadaşlar biz şunu yaparız biz böyleyizdir falan gibi. Ya bu kavramların arkasında biraz saklanmak olarak düşünüyorum ben bunu. Ya bir de sanki hiç kimse bunları kabul etmeyecekmiş, eleştirecekmiş ya da karşı duracakmış gibi görünüyor. Ama toplumun neredeyse her kesimden onaylanıyor bu ilişkilerde. Tabii ki. Bak sana bir şey söyleyeyim. Hani belki gündemimizden biraz geçti ama hani meşhur bir milli futbolcumuz var. Son bir hadise yaşadı biliyorsun işte böyle yok barda işte böyle tekme tokat bir şeyler sonra hastaneye uzanan bir olay oldu. Ben ne zaman böyle bir şey olacaktı diye zaten merak ediyordum. Neden diyecek olursan ki demedin neden neden, neden? demedin? <laughs> o kadar şok oldum ki bekliyorum. Bak bir şeyi çok bunun altını net çiziyorum. Dikkat edin. O arkadaşımız ondan ne istense yaptı, yapmaya gayret etti. O kişi bu ülkenin ideal erkeğidir. Beklentiyi karşıladı. Halk ondan ne istiyorsa, ailesi ona neyi layık gördüyse, ona ne yakıştırıldıysa hep o olmak istedi. Önce onu arzuladı. Ben gencecik bir adamım, profesyonel bir sporcuyum gibi yaşamadı. İşte aksesuarına baktığında, yürüyüşüne baktığında, işte sakalına baktığında, diyalektine baktığında o bir, bir şeyi temsil etmeye çalıştı. O aslında kurbandır biliyor musun? Bu ülkenin ideal erkeği odur. Ne yazık değil mi? Benim söylemek istediğim işte bu. Maço erkekliyorsak işte kavgaya girecek, arkadaş için tekmeye kafayı sokacak falan. Yani bunlar hakiki şeyler değil. Ben arkadaşım için tekmeye kafa sokabilirim. Bunu yapabilmek için herhangi bir kabuğun arkasına e, saklanmama gerek yok. Hani anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Şu anki o maço kavramı çok sahte bir şey ve erkeklerimiz kendilerine farkında bile değiller. Kendilerine kazık atıyorlar. Çünkü gerçek değil o. Erkek vizyonerdir. Yani vizyoner olmalıdır. Erkek sağlam durmalıdır. Erkeğin özü sözü bir olmalıdır. Ama sözünde bir derinlik de bulunmalıdır seçimlerinde tutarlı, hayatta bir yere gelebilmiş, bir şeylerin ucundan tutabilmiş, ipiyle kuyuya inilecek adam olmalıdır. Sonuna kadar varım. Ama gösterge olarak, kabuk olarak dışarıdan bakıldığında o işte tesbihler, yüzükler, o kafa tokuşmalar falan baktığın zaman orada aslında kendi olamamış mass production bir şey, yani toplu üretim bir şey oluyorlar. Anlatabiliyor muyum? Bunların sadece boyları değişiyor. Genellikle biliyorsun esmer, kirli sakallı hmm. arkadaşlarımız oluyor. Hani bize şey çok tuhaf gelir ya işte Çin'e gittiğimizde bunları nasıl ayırt edeceğiz derdik çocukken. <laughs> ya da işte çocukları nasıl ayırt ediyorlar diye değil mi? Şimdi git bir nargileciye kapıda beyaz renk Alman arabaları, prototip paçalar, prototip kıyafetler, prototip davranışlar hani ağır abiler Ulan cebindeki parayı anam babam vermiş. O o sana harçlığı vermese benzin ışığın yanacak. Arabayı zaten alamazsın da. Hani anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Yani bir kavramın peşinden gidiyoruz. Yani kadın erkeği bile geçtim. Ama nedense böyle hani o erkekler böyle o doğulu yapı. E, ülkemizin doğusunu kastetmiyorum. Ülkemizin bulunduğu coğrafyadaki doğuluğu kastediyorum. E, biraz el saydığım hasletlerdense ben onlara okeyim. Ama erkeklerimiz farkında değiller. Kendi kendilerine kazık atıyorlar. Tekrar ediyorum. Lütfen bir daha düşünün dediğimi. O arkadaş ve onun ıı, ıı, diğer arkadaşları toplum onlardan ne istediyse onu yapmaya çalıştılar. Anlatabiliyor muyum? İşte gol attı, secdeye vardı. Çimene secde etti. İşte sakal bıraktı. Öyle davrandı. Ticaret yaptı. İşte bizim özümüz sözümüz böyledir dedi. Öyledir dedi. Ya o kadar işte hani Büyük bir baskı ki bu. Resmen canının can çekişmesi deriz yani. Ya insanın canı, böyle canı yanar ya. Kendi, yani kendi varlığın, kendi kişiliğin uç vermez. O... Bak karı koca nereden gelir? Hatırlar şeyden, ilişki mi çelişki musun? mi den? Nereden? Nikah sarayından. <gülüyor> <gülüyor> Hayır bak. Eskiden erkekler da ile teşbih edilirdi. Koca Yusuf, koca Mehmet gibi. Da ile ve bu dağın başının tacı karıydı, saçının beyazıydı sevdicekleri yani eşleri kadınları. Karı koca buradan gelir. Şimdi o adamlardan söz ediyorsak, o adamlar yenilgiye şey gösterebiliyorlardı, tahammül gösterebiliyorlardı, tahammül. Anlatabiliyor muyum? O adamlar çeşitli aksesuarlara ihtiyaç duymuyorlardı, bakın ben çok sert erkeğim diye anlatabiliyor muyum? Yani sahte bir e, e, çağda yani simülakrum bile yok. Yani e, bambaşka bodrede tabiriyle e, bambaşka bir çağdayız ve yani her şeyin sahtesini üretmeyi çok iyi başarıyoruz. Yani erkeğin sahtesi var, kadının sahtesi var. İşte güçlü erkeğin ya da hani anlatabiliyor muyum? Sahte sahte bir şeyler. Ama baktığın zaman figür Anlıyorum bir kadın olarak doğuda yetişmiş bir kadın olarak öyle veya böyle doğu motifleriyle yani o böyle bir baktığı zaman o gücü o kudreti anlıyorum ama onlarla beraber olduğunda görüyorsun çok da sözün özü insanlar mı acaba nasıl güzel gidiyor mu evlilikler ilişkiler onlarla? E, o zaman çok da macho peşinde koşmasınlar. Yani macho peşinde şimdi peki maço, maçonun kadın versiyonuna ne diyeceğiz? Yani macho seven kadına ne diyeceğiz ona? bir ismimiz var mı? Ee, ne, ne, ne diyelim? Yani eğer maçoluktan kastımız işte kitap okumamazlık. Yani Avrupa'ya gidiyor bu insanlar. Artık bunların böyle imkanları var. Avrupa'da bile simit, e, simit satılan bir e, dükkanda yemek yiyorlar. Oradaki turistlerle dalga geçiyorlar. Hala o kibirle anlatabiliyor muyum? Gittiği o yerde bile kibir yapıyorlar kendilerini öyle bir şey görüyorlar ki. Anlatabiliyor muyum? Hangimiz tahmin ederdik bir turist gelse bize öyle kibirli davransa Sultanahmet Meydanı'nda ay siz ne biçim giyiniyorsunuz ne bileyim ay siz ne biçim yemek yiyorsunuz çok yağlı değil mi bu ne bileyim dese ne diyeceğim? Evet her tarafımızdan sahtelik akıyor diyeceğim. Her tarafımızdan sahtelik ve kibir akıyor. Uzun yıllar önce söyledim ya Türk insanı ne yazık ki kibirden küfelik olmuştur. Sahtedir her şey. Dünyanın neresinde gördün sen doğan görünümü Şahin? Bilmem ne görünümlü bilmem ne arabası gördün mü sen? Bizde hemen bir şey alalım modifiye edelim. Maço tıs. Tıs yani yani zaten burada bir acısı da var bu adamın. Yani bunu giymiş üstüne. Anlatabiliyor muyum? O kabuğu giymiş. O hareketlerde o işte böyle omuz düşük bakışlar şey. Zaten sakal makal o dizilere baktığın zaman da binlerce insan o, o, o tiplere öykünüyor. Umarım o moda biter. Yani bitmedi bak kaç sene oldu körüklendikçe form değiştiriyor ve hala bir şekilde devam ediyor. Onların o yapılanması niye biliyor musun? İnsanlar güçlü, erkeklerimiz yüzleşmiyorlar güçsüzlükleriyle. Güçsüzüz. Hele bu çağda, beklentilerin bu kadar arttığı bir çağda erkeğimiz güçsüzleşti iyicene. Bakma güç daha güçlenmiş gibi gözüküyor ama yani bir tane bilekte, bir tane saate, bir tane yüzeye, bir tane tespihe yani aksesuar erkekliği bu ya. Anlatabiliyor muyum? Nerede o koca Yusuflar, koca Mehmetler? Nerede benim nargile köşesinde beyaz renk arabasını valiye verirken... ...poz atan, içeri girip adını söyleyemediği makarnaya 35 lira verip yiyen erkekler? Hey hey de hey hey. Neyse bu video yayınlandığında e, yine de çok kızmasınlar size. <laughs> Hiçbir şey olmaz. Ateş olsa cürmü kadar yer yakar derler ya eskiler. Yine de sevgilerimizi gönderiyoruz Eyvallah. herkese. Eyvallah <laughs>